Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Glikoliz evresini anlatmıştık. Şimdi nereye geçiyoruz? Pirvik asit oksidasyonuna. Biliyorsunuz 3 evreye ayırmıştık biz. Neydi bunlar? Glikoliz evresi, pirvik asit oksidasyonu ve Krebs döngüsü. Üçüncüsü de oksidatif fosforilasyon. Oksidatif fosforilasyonda kemiozmozu ve ETS yani elektron taşıma zincirini anlatacağız arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim ve pirvik asit oksidasyonuna geçelim. Arkadaşlar pirvik asit oksidasyonuna 2 numara dedim ben. 3 numara olarak da yani veya 2'nin devamı olarak da yine Krebs döngüsünü anlatacağım. Daha sonra ise ETS'ye geçeceğiz. Yani bu evrede hem pirvik asit oksidasyonunu hem de Krebs döngüsünü veya bir diğer adıyla sitrik asit döngüsünden bahsedeceğiz. Şimdi nedir pirvik asit oksidasyonu? Biz hatırlayın birinci evrede yani glikoliz evresinde neyi anlattım arkadaşlar glikoliz evresinde? Pirvatın oluşumunu anlattım. Şimdi pirvat oluştuktan sonra bu olay sitoplazmada gerçekleşiyordu. Pirvat oluştuktan sonra aktif taşıma ile mitokondriye girer. Eğer ökaryotik bir hücre ise tabii ki biz bunu zaten ökaryotik hücreler üzerinden anlatıyoruz. Prokaryotlarda olayların tamamı sitoplazmada devam eder. Mitokondriye giren pirvat ilk olarak asetilkoenzima dediğimiz bir maddeye dönüşüyor arkadaşlar. Daha sonra ise Krebs döngüsüne geçecek. O zaman ilk önce şunu yazalım. Şöyle diyelim. Aktif taşıma ile mitokondriye giren pirvat önce asetil koenzim A'ya dönüşür. A'ya dönüştürülür. İlk önce bu olacak. Daha sonra arkadaşlar Krebs döngüsüne devam edeceğiz. Şimdi pirvik asit oksidasyonu toplamda 3 tane tepkimeden oluşuyor arkadaşlar. İlk önce şekil olarak çizeyim. Daha sonra tepkimelerin nasıl gerçekleştiğini anlatayım size. Arkadaşlar şimdi pirvat bakın şöyle şurası bizim mitokondri zarımız. Burada pirvat oluştu. Daha sonra bu pirvat neye dönüşecek arkadaşlar? Asetil koenzim A'ya dönüşecek, değil mi? Asetil koenzim A'ya dönüşecek. Peki dönüşürken neler gerçekleşecek? Şu bu arada mitokondri zarıdır. Şöyle yazayım. Mitokondri zarı diyelim. Çift katlı zar ama tek katını gösteriyorum şu an burada. Şimdi burada bir tane protein var arkadaşlar. Taşıyıcı bir proteindir. Bakın şurada. Taşıyıcı proteinler sadece hücre zarında değil, mitokondri zarında, işte diğer organellerin zarlarında da bulunur. Şimdi burada birinci evrede arkadaşlar ne gerçekleşecek? Pirvattan bakın, pirvat buraya taşıyıcı protein sayesinde aktarıldı. Çünkü neydi? Aktif taşıma ile taşınıyordu. Bu yüzden de taşıyıcı proteine ihtiyaç var. Taşıyıcı proteinle taşındıktan sonra arkadaşlar açığa bir molekül karbondioksit çıkar. Bakın bir molekül karbondioksit çıkar. Peki neden çıkıyor bu karbondioksit? Çünkü 3 karbonlu olan pirvat, bakın 3 karbonlu olan pirvat 2 karbonlu olan asetil koenzim A'ya dönüşecek. Dolayısıyla bir molekül ne açığa çıkar arkadaşlar? Karbondioksit. Bu bizim birinci basamağımız. Daha sonra karbondioksit açığa çıktığı zaman elektronlar ve hidrojenler de ayrılıyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu elektronları ve protonları yani hidrojenleri kim tutacak? Nat molekülü tutacak. Nat molekülüne hidrojen ve elektron bağlanır. Nadaş molekülü artı hidrojen molekülü oluşur arkadaşlar. Bu da bizim ikinci evremizdir. Bu evre tamamlandıktan sonra üçüncü evrede ortama koenzim A dediğimiz bir molekül girer. Koenzim A. Bu koenzim A molekülü arkadaşlar asetil koenzim A molekülünü oluşturmak için ortama giriyor ve sonuçta ne oluşuyor? Asetil koenzim A molekülü oluşmuş oluyor. İşte böyle 3 basamaktan oluşan bir evredir. Şimdi bu basamakları teker teker yazalım neler gerçekleştiğini. Şöyle 1, 2, 3 diye numaralandırdım. O yüzden buraya 1, 2, 3 diye yazacağım. Birinci evrede ne oldu? Tamamen okside halde olan, bakın okside halde olmak ne demek? Elektron taşıyan yani. Elektronu ne yapacak? Bırakacak. Dolayısıyla okside olmuş
Hatırlayın, oksitleme ve redükleme demiştik. Okside olan elektron verir, redüklenen de ne yapar? Elektron alır. Tamam, bunu unutmayın. Az miktarda arkadaşlar kimyasal enerji içeren piruvattan karboksil grup uzaklaşır ve karbondioksit açığa çıkar. Karboksil grup dediğimiz COO, zaten yazacağım şimdi. O zaman şöyle yazalım. Tamamen okside halde olan ve az miktarda kimyasal enerji taşıyan piruvatın karboksil grubu, yani bu karboksil grubu az miktarda enerji taşıyor. Sakın karıştırmayın. Karboksil grup dediğimiz COO uzaklaştırılır. Uzaklaştırılır. Ve arkadaşlar karbondioksit açığa çıkar. Açığa çıkar. İşte birinci tepkimemiz bu şekilde gerçekleşiyor. Gelelim ikinci tepkimeye. İkinci tepkimede arkadaşlar geriye şimdi kaç karbonlu kısım kaldı? İki karbonlu, değil mi? Bir karbon uzaklaştırıldı. İki karbonlu kısım okside ediliyor ve asetat dediğimiz bir molekül oluşturuluyor. Bu asetat molekülü arkadaşlar oluşurken hani koparılan elektronlar vardı. Bu elektronlar nereye aktarılıyor? Nat molekülüne aktarılıyor. NADH artı hidrojen dediğimiz molekül oluşuyor arkadaşlar. Burada aslında ne oldu? Bakın, bir enerji depolandı, değil mi? Sonuçta biz bu NADH'ları kullanarak ETS'de enerji üreteceğiz. O yüzden de buradaki hidrojenlere aslında NAD'lara ne depo edilmiş oldu? Enerji. Buradan ayrılan enerji sayesinde NADH'lar oluştu ve enerji depolandı. O zaman şöyle yazalım. Geriye kalan iki karbonlu kısım okside edilme ne demekti? Elektron verme, değil mi? Okside edilerek asetat oluşturulur dedik. Koparılan elektronlar nereye gidiyor? Koparılan elektronlar bir enzim aracılığıyla NAD'a aktarılarak NADH formunda enerji depolanır. Enerji depolanır. Yani buradaki hiçbir şey boşa gitmiyor. Burada NADH formunda depolanıyor arkadaşlar. Gelelim üçüncü basamağımız ve son basamağımıza. Şimdi koenzim A dediğimiz bir molekül var. Bu molekül arkadaşlar B vitamininden türemiş ve kükürt içeren bir bileşiktir koenzim A. B vitamininden türediğini unutmayalım. Belki karşımıza çıkabilir. B vitamininden türemiş olan bu bileşik kükürt atomu aracılığıyla nereye bağlanıyor? Asetil dediğimiz, bu asetat dediğimiz moleküle bağlanıyor arkadaşlar ve yüksek potansiyel enerji taşıyan asetil koenzim A molekülü oluşmuş oluyor. O zaman yazalım. B vitamininden türemiş ve kükürt içeren koenzim A kükürt atomu aracılığıyla asetata bağlanır ve yüksek enerjili asetil koenzim A oluşur. Evet. Bu şekilde arkadaşlar asetil koenzim A oluşumu gerçekleşir. Bundan sonra ne olacak? Arkadaşlar bu moleküldeki asetil grubu, bakın, koenzim A grubu değil. Direkt asetil grubu sitrik asit döngüsüne girer. Yani koenzim A oradan uzaklaştırılıyor. O zaman şöyle yazalım. Sitrik asit döngüsüne geçmeden önce
Bu moleküldeki asetil grubu daha fazla okside edilmek için okside edilmek demek elektronlarının koparılması demektir. Edilmek için sitrik asit döngüsüne girer. Evet, bu şekilde pürivik asit oksidasyonu evresi tamamlanmış olur arkadaşlar. Böyle bir evre. Şimdi bu evreden sonra hangi evre başlayacak? Sitrik asit döngüsü başlayacak. Şöyle isterseniz buna 3 diyeyim, karışmasın arkadaşlar. 2'nin devamı gibi olmasın. Şöyle 3 diyelim. Sitrik asit döngüsü. Sitrik asit döngüsünde neler gerçekleşecek? Arkadaşlar burada ilk önce şöyle yazalım. Trikarboksilik asit döngüsü olarak da biliniyor bu döngü. Kısaca nelerin oluştuğunu ben göstereyim. Daha sonra detaylarına başlayalım. Bakın ilk önce şunu yazayım. Trikarboksilik asit döngüsü. Yani TCA olarak da kısaca TCA diyelim. Döngüsü olarak da bilinir. Sitrik asit döngüsüne Krebs döngüsü de diyoruz. Bir zamanlar işte araştırma yapılırken sitrik asit döngüsünün hipotezini kuran bilim insanı Krebs'miş arkadaşlar. Bu Krebs'e ithafen Krebs döngüsü olarak da söyleniyor. Şimdi asetil koenzim A, bakın kısaca ilk önce açıklıyorum size nasıl gerçekleştiğini. Asetil koenzim A sitrik asit döngüsüne girerken koenzim A molekülü ortamdan ayrılıyor. Bakın sadece asetil grubu girer devreye. Asetil grubu da nasıl oluyor bakın. Burada şöyle bir döngü gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu döngüde neler oluşturuluyor? Bu döngüde ilk önce 2 tane karbondioksit uzaklaştırılır. Bu karbondioksit uzaklaştırılırken arkadaşlar 3 tane NAD molekülünden NADH molekülü üretilir. 3 tane NADH molekülü. Şöyle 3 tane NAD yazalım buraya. Daha sonra bir ADP artı fosfat bir araya getirilerek ATP üretilir bir tane. Sonra da arkadaşlar FAD dediğimiz bir bileşik ortaya çıkacak. Bu FAD dediğimiz molekülden de FADH2 molekülü oluşturulacak. İşte sitrik asit döngüsünün özeti bu şekilde. Daha detaylarına ineceğiz tabii. Hangi enzimler görev alıyor, nasıl gerçekleşiyor? Daha da detaylarına başlayalım. Evet arkadaşlar, ben şöyle bir genel olarak çizdim karbon sayılarına göre. Aralardaki bileşikleri, enzimleri ben size göstereceğim. İsimlerini yazacağız bu arada. Burada enzimlerden değil de daha çok isimlerden bahsedeceğiz. O yüzden de oldukça önemli bir evre. Şimdi ne dedik? Asetil koenzim A. Bakın asetil koenzim A molekülü. Bu molekül devreye girecek ama devreye girmeden önce ne yapacak? İlk önce koenzim A molekülü dışarı çıkacak. Koenzim A molekülü çıktığı zaman asetil grubu devreye girer arkadaşlar. Asetil grubu kaç karbonluydu? 2 karbonlu. Ortamda hazır olarak bulunan oksaloasetat dediğimiz bir bileşik var. Bakın oksaloasetat dediğimiz bir bileşik vardır. Bu bileşikle 2 karbonlu olan asetil birleşir ve sitrat dediğimiz 6 karbonlu bileşiği oluşturur. Bu sitrat bileşiği arkadaşlar, bu arada şu bizim birinci basamağımız. Bunların hepsini teker teker yazacağım yine. Şurası da ikinci basamağımız. Bu sitrat dediğimiz bileşik oluşurken açığa bir molekül su çıkıyor arkadaşlar. Daha sonra bu su tekrardan içeriye giriyor ve bileşiğin yapısına katılıyor. Daha sonra bu sitrat dediğimiz bileşik izositrat dediğimiz bir bileşiğe dönüştürülüyor. İzositrat dememizin sebebi izomeri olduğu için karbon sayısı değişmiyor. İzositrat dediğimiz bileşiğe dönüşmüş oluyor. Daha sonra arkadaşlar bakın 3. basamağa geldiğimiz zaman izositrata dönüştükten sonra 3. basamağımız devreye girer ve bu evrede neler olur? Bu evrede bir tane karbon kaybedilir. Bakın bir karbon açığa çıkar. Karbon kaybedildiği zaman açığa ne çıkacak?
karbondioksit çıkacak. Ve karbondioksit açığa çıktığı zaman arkadaşlar karbonla birlikte elektronlar ve protonlar da ayrılır. Yani hidrojenler ayrılır. Hidrojenler ayrılıyorsa farklı bir renkle göstereyim bunu isterseniz. Şöyle hangi renk? Mavi rengimizi alalım. Burada arkadaşlar NAD moleküllerine hidrojen bağlanır ve NADH molekülü oluşur. NADH artı H diyelim. Şurada artı olmayacak. NADH artı H molekülümüz oluşur. Daha sonra devam ediyoruz. Bakın 5 karbondan kaç karbona düşüreceğiz? 4 karbona düşüneceğiz. Bakın bu da bizim 4. evremiz. 4 karbona düşüneceğiz. Bu oluşan 5 karbonlu bileşiğin adı alfa keto glutarat dediğimiz bir bileşiktir arkadaşlar. Alfa keto glutarat dediğimiz bir bileşiktir. Bu 5 karbonlu bileşik. Daha sonra bu 5 karbonlu bileşikten bir karbondioksit daha, yani bir karbon daha uzaklaştırılır ve yine açığa bir tane karbondioksit çıkar. Bu karbondioksit açığa çıkmasıyla arkadaşlar yine NAD molekülüne hidrojenler bağlanır ve NADH artı H molekülü oluşur. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra devreye yine koenzim A molekülü girer. Arkadaşlar şuradan ayrılan koenzim A bakın buradan tekrardan içeriye giriyor. Ve bu 4 karbonlu olan süksinil koenzim A dediğimiz bir bileşiği oluşturuyor. Süksinil koenzim A. Kısaca COA olarak yazıyorum bunu. Uzatmaya gerek yok. Süksinil koenzim A olarak ortaya çıkar. Bundan sonra ne olacak? Bakın bundan sonra 5. evremiz ortaya çıkacak. 5. evremiz başlayacak. Ve bu evrede tekrardan koenzim A dışarıya bırakılır. Bakın direkt oku buraya gösteriyorum. Çünkü tekrardan ne oldu? Açığa çıktı, ayrıldı. Açığa çıkıp ayrıldığı zaman ortama bir molekül, bakın bir tane inorganik fosfat girer. Arkadaşlar inorganik fosfat girdiği zaman GTP molekülü aracılığıyla bakın GTP molekülü aracılığıyla ilk önce GDP'ye bu fosfat inorganik fosfat bağlanıyor ve GTP oluşturuluyor. Daha sonra bu GTP tekrardan GDP'ye dönüştürülerek bir fosfat ayrılıyor ve ADP molekülüne bir fosfat bağlanıp ATP molekülü oluşturulmuş oluyor. Yani ATP ne aracılığıyla oluşturuldu? GTP aracılığıyla oluşturuldu. Buradan sonra oluşan bu 4 karbonlu bileşiğe de arkadaşlar ne diyoruz? Süksinat diyoruz artık. Süksinat molekülü diyoruz. Bundan sonraki basamakta ne olacak peki? Şimdi geliyoruz 6. basamağımıza. Arkadaşlar 6. basamakta bakın süksinat oluştu ya. 6. basamakta ikinci bir koenzim devreye giriyor. FAT koenzimi dediğimiz koenzim. Arkadaşlar burada FAT koenzimine hidrojen bağlanarak FATH2 dediğimiz bileşik oluşturuluyor. Yani elektronlar ve protonlar buraya depolanarak yine enerji depolanması gerçekleşmiş oluyor. Bu arada FAT dediğimiz molekül riboflavin dediğimiz bir B vitamini çeşidi vardı hatırlayın. Bu B vitamininden türeyen bir bileşiktir arkadaşlar. Flavonoid dinukleotit söyleyemedim. Açılımı bu şekilde FAT koenziminin. Sadece koenzim olduğunu bilin yeterlidir. Ve B vitamininden türediğini bilin yeterlidir arkadaşlar. Peki bundan sonra hangi bileşik oluştu? Fumarat dediğimiz bileşik bakın süksinattan sonra hangi bileşik oluşuyormuş? Fumarat dediğimiz bileşik oluşuyormuş. Peki bundan sonra ne olacak? Arkadaşlar buradan sonra artık devreye bir molekül su girecek. Bir molekül su girer buraya. H2O girer. Ve 4 karbonlu olan malat dediğimiz bileşik oluşur. Arkadaşlar bu 7. evremizdi. Bakın 7. evre. Bir de son olarak 8. evreye bakıp tekrardan oksaloasetatı oluşturalım. Burada ne olacak peki? Burada da yine NAD moleküllerine hidrojen bağlanacak. NAD moleküllerine hidrojen bağlanacak ve NADH artı H molekülü oluşacak. Kaç tane NADH ürettik? 1, 2, 3 tane. Bir tane de FADH2 ürettik. Bir tane de ATP ürettik. Tabii benim bu anlattığım
bir piruvat için geçerli. Bir glikoz için sorarsa eğer bunların hepsini 2 ile çarpacağız arkadaşlar. Unutmayın. Hepsini 2 ile çarpıp o şekilde hesaplayacağız. O zaman evrelerimizin genel olarak anlatımı bu şekilde. Ben videoda tekrardan bu evreleri yazmayacağım ama Instagram'a notları atarken bunların hepsini yazıp arkadaşlar atacağım. Sayfasını hatırlamıyorum ama yine siz de Campbell'dan gelip Campbell'dan bakıp 188'den sonra olması lazım. Yani 190'a falan denk geliyor sanırım. Oradan gelip arkadaşlar yine bakabilirsiniz. Bu arada Campbell dediğim gibi ilk videomda var. İlk videoda hani bu konu ve soru dağılımı yazmıştık ya, videosu vardı. 6-7 dakikalık bir video. O videoda arkadaşlar açıklama kısmında Campbell'ı paylaştım. Oradan da 9. baskısını indirebilirsiniz kendinize. Dediğim gibi oradan bakarak bu evreleri teker teker yazabilirsiniz ya da ben video yüklediğim zaman zaten Instagram'da da notları paylaşıyorum. Instagram adresimden de notları bulabilirsiniz. Bu şekilde anlattığım şekilde gerçekleşiyor. Bir tekrar edelim isterseniz. Bakın ne olacak? Asetil koenzim A'dan koenzim A molekülü gidecek. Asetil kısmı oksaloasetatla birleşir. 2 karbonlu, 4 karbonlu, 6 karbonlu sitrat oluşur. Sitrattan bir molekül su uzaklaşır. Daha sonra tekrardan katılarak izositraz dediğimiz bileşiği oluşturur. İzositrattan bir karbondioksit molekülü yani bir karbon molekülü uzaklaştırılır ve 5 karbonlu olan alfa ketoglutarat dediğimiz bileşik oluşur. Nat bileşiğine de yine ne aktarılır? Hidrojen aktarılır. Daha sonra bu 5 karbonlu olan bileşik 4 karbona düşürülür ve açığa ne çıkar? Yine karbondioksit çıkar. Daha sonra nat bileşiğine arkadaşlar yine hidrojen bağlanmış olur. Sonra bu 4 karbonlu olan süksiyonil koenzim A molekülünün oluşması için de ortama ne girer? Koenzim A molekülü girer. Daha sonra bu koenzim A tekrardan uzaklaşır ve açığa ortama ne girecek bu sefer? İnorganik fosfat. İnorganik fosfat GDP'nin yapısına bakın şurada artı var. GDP'nin yapısına katılarak GTP'yi oluşturur. Daha sonra bu GTP'den uzaklaşan fosfatla da ADP birleşir ve ATP'yi oluşturur. Yani burada ATP üretimi gerçekleştirdik. Ve süksinat dediğimiz bileşik oluşur. Bu süksinat bileşiği fumarata dönüşecek. Bunun içinde yine yapısından hidrojenler bıraktı. Bu hidrojenler FAD koenzimine birleşti. FADH2'yi oluşturdu. Daha sonra bu fumarat yapısına bir molekül hidrojen demişim su girmesiyle arkadaşlar neye dönüştü? Malat dediğimiz bileşiğe dönüştü. Bu malat da yapısından yine hidrojenler bırakarak nat koenzimine bağladığı NADH oluşturdu ve tekrardan oksaloasetat bileşiği oluştu arkadaşlar. Yani bu bir döngü oksaloasetatla başlar, yine oksaloasetatla biter arkadaşlar. Bu arada bu anlattığım olay bakın bu olay bir molekül piruvat içindir. Piruvat içindir. Eğer bir glikoz için sorulursa bunların hepsini 2 ile çarpmamız gerekecek arkadaşlar. Dediğim gibi bu teker teker olan kısımları ben yazacağım. Instagram'a atarken o şekilde paylaşacağım. Burada videoyu uzatmamak için yazmıyorum. Zaten anlattıklarımı yazacağım. O yüzden siz de hem Campbell'dan bulabilirsiniz hem de Instagram'daki adresinden direkt kısaca bulabilirsiniz arkadaşlar. Sonraki videoda oksidatif fosforilasyon evresine geçiyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.